Günaydın herkese. Kolay gelsin hayatım. Teşekkür ederim canım. Evet, yapma sıranın pişirmesi kocam neydi? Böyle iş bölümü yapıyoruz. Neydi? Yoğurt böreği. Yoğurtlu börek. Yoğurtlu süzme börek. Yoğurdun böyle en süzülmüş hali, katı halinin içine soğan, pul biber, tuz ekleyip bu şekilde pişiriyoruz. Böyle lor gibi oluyor. Pardon. Lor gibi oluyor değil mi? Evet. Ama çok farklı bir lezzeti var. Süzme yoğurtla. Bu tadı herkesin tatması lazım. Eşim çok bayılıyor. Yani yoğurt bulduğumuz zaman ayrandan ziyade börek. Yörük böreği. Yörük müsün? Yok değilim. Ama orada yer, görmüştüm. Yemiş bir yerde. Çok da beğenmiş. Anlatırdı hep. Bu sene tattık yani. Beğendik. Yapıyoruz ara sıra. Yapıyoruz böyle şeyler. Çayımız da hazır. Birazdan soframızı kurup inşallah afiyetle yiyeceğiz. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bakın pişmiş hali de bu şekil. Yani bir lor gibi görüntüsü ama tadı çok farklı, lezzeti. Çayımızı da aldık.
tarif. Fincan. Şöyle. Bodrum esintili. Ablamın hediyesi. Ben fincanları gösterdim videomda, ev turunda. Ablamın hediye ettiği dedim. İşte arkadaşımın hediye ettiği dedim. Benim kocam beni bayağı bir kıskandı. Ben de sana hiç fincan almıyor muyum? Benim aldığım dediğim zaten kocamın aldığı. Ben beğeniyorum. Nasıl alsın alıyor. İşte gönlümü kırmaz. Suyumuzu da ekleyelim. Şekersiz yapıyorum ben. Şey karıştırıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. İdes'in yuvası. Takip ederseniz oradan tarif alabilirsiniz. Evet. Kaynıyor. Şu tarafı alayım size. Kamera açısı değişince. Mavilendik. Yemeklerin son hali bu şekilde oldu. Sonradan pilav ekledim. Turşu çıkarttım. Yeterli bizim için çok şükür. Bugün de karnımız doyuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk kez bu şekilde bir video denedim. Hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenir ve destek olursunuz. Takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gördüğünüz eksikler varsa yorum yapabilirsiniz. Her türlü yoruma açığım. Destek olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın.